Evet sevgili seyirciler, Star TV ekranlarında yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün yerel gündem temalı programımızda Sabri Ayman, Beylikdüzü'müzün duayenlerinden, siyasetçi, emekli, iş adamı Sabri Ayman abimiz bizim konuğumuz. Kendisiyle yerel gündemi konuşacağız. Ülke gündemine bir hafiften değineceğiz. İş dünyasını konuşacağız. Güzel, sıcak, samimi bir sohbet edeceğiz inşallah. Evet, sözü uzatmadan hemen Sabri abimize dönüyoruz. Efendim şimdi çok kısaca, sizi herkes tanıyor Beylikdüzü'nde. Estağfurullah. Ama gene de Sabri Ayman kimdir? Kısaca sizden de bir dinleyelim sizi. Teşekkür ederim bir defa öncelikle. Beni bu güzel programınıza davet ettiniz. Hakikaten beni şımartacaksınız. Korkuyorum çünkü... meşhur olacağım galiba. Meşhur olmak adam başını döndürür. Çok teşekkür ederim. Siz çok okunan, dinlenen bir gazetecisiniz. Teşekkür ederim efendim. Beni davet ettiniz. Bir defa ihya oldum. Bunu söyleyeyim. Çok teşekkür Kendimi ederim. Kendimi anlatmayı çok çok sevmiyorum. Sabri abi bize pide getirdi bu arada. Biz de pideler için o güzel afiyet olsun. Bafra pideleri için çok teşekkür ediyoruz efendim. Rahman, Allah razı olsun. Rahman Bekir'in tereyağlı bafra pidesi hakikaten yenir. Kardeşim. Evet, Allah Ondan razı sonra, olsun efendim. Kesenize bereket. Afiyet şeker olsun. Ben kendim anlatmayı sevmiyorum ama yani ülkenin, vatanın, milletin, bayrağın bütünlüğünde çok titizim. İkbal beklentim yok. Hiç de olmadı. Yani öteden beri MHP'den geliyorum, ülkücülükten geliyorum. Daha sonraki yasaklı dönemlerde ANAP'a geçtik. ANAP'ta da beklenti içinde olmadım. Hep verici oldum. Şimdi gene bu yaştayım, kamil yaştayım, yaşlıyım. Gene vermek, en azından elimde olanı paylaşmak bana büyük haz veriyor. Evet. Bir defa bunu söyleyeyim. Onun için kendimi anlatmaktan ziyade Beylikdüzü'ne nasıl faydalı olabilirimi daha çok düşünüyorum. Evimden çıkarken Allah'ım diyorum, bana bugün gücüm kadar hayır işlemeyi nasip et. Bu çok önemli. Peki Sabri abi. Beylikdüzü'nü nasıl bilirsiniz? Beylikdüzü'nü nasıl bilirim? Yani ölmedi, daha çok genç yani, bir ilçe. Ama yani... Beylikdüzü'nü nasıl bilirsiniz? Size sorduklarında gerek memleketinizde, gerekse diğer yani muhtelif yerlerde. Ya Beylikdüzü deyince aklınıza ne geliyor? Yani tam buranın yaşayan bir duayenisiniz ama bu arada yaşayan. Estağfurullah ya, Hanım ya. Yıllar, sanırım 20-25 yıldır buradasınız değil evet, mi? Evet, 25 yıl oldu ben. Yakuplu'da evimi yapalı 25 yıl oldu. Yani, ama 20 yıldır buradayım. Evet. Nasıl biliriz Beylikdüzü'nü? Nasıl bilirim? Neslihan Hanım ya ben 55 yıldır İstanbul'da yaşayan bir insanım. Şu anda Merkez İstanbul'la Beylikdüzü'nü mukayese ettiğinizde yaşamak için burası çok daha güzel. Havasıyla, deniziyle, efendim geniş caddeleriyle, yeşiliyle daha güzel. Ama Beylikdüzü'nde güzel olmayan şeyler var. Nedir onlar? Siyaseten daha istenilen olgunluğa gelemedik. Oysa ki yaşayan insanlar eğitim olarak biliyorsunuz çok yüksek düzeyde, yani Beylikdüzü'nde yaşayan insanların eğitim düzeyi çok yüksek. Öyle diyorlar, evet. Evet, %80'e yakın. Hani üniversite mezunu, çalışan kesim. Aslında bir de bir farkımız da şu, Beylikdüzü'nde yaşayan insanlar direkt İstanbul'un içinden hani gelen insanlar. İstanbul'dan genelde, göç evet, alıyor evet. Beylikdüzü ağırlıklı olarak ya da almış. Ama Esenyurt mesela direkt Anadolu'dan göç alabiliyor. Bizim bu da aslında bizim için bir avantaj. Hani İstanbul kültürüne aşina olmuş. İstanbul'da yaşamayı öğrenmiş. Yani metropolde yaşamak sonuçta çok daha farklı Anadolu'ya göre. Bunları özümsemiş insanların yaşıyor oluşu da Beylikdüzü için bir avantaj. Ve aslında insanlar, yani halk olarak Beylikdüzü baktığımızda genel olarak sakin yapıda insanlar. Yani çok problemli bir halkımız yok bizim, karma da olsak. Doğru mu düşünüyorum? Şimdi tabii Beylikdüzü kozmopolit, Beylikdüzü'nde... Ama bir şey söyleyeyim daha önce Destan Hanım ya. Tahsil cehaleti bir yere kadar izale eder. Elbette. Eder ama... Elbette. Nokta 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 nokta. Elbette. Yani elbette. Her şeyi düzeltmiyor tahsil. Elbette. Yani. O her konuda evet, kesinlikle. Keşke öyle olsa. Şimdi tabii ki Beylikdüzü'nün kültür seviyesi Esenyurt'tan daha yüksek. Beylikdüzü'nün kültür seviyesinin yüksek oluşu maalesef siyasetin kalitesinin yükselmesine neden olamadı. Aa. Bizde.
Çelişki oldu yani. Ya çelişki var burada. Anladım. Bence bilmiyorum. Ben bir defa beni aldınız, soru soruyorsunuz. Acil sana cevap vermeye çalışıyorum. Şunu bilin ki konuşurken duygularımla asla hareket etmiyorum. Yani canımın istediğini değil size. Realiteyi söylüyorum. Realiteyi söylemek zorundayım. Yoksa makbule geçmez. Evet. Yani ben ne A takımını tutuyorum ne B takımını tutuyorum. Türkiye'yi tutuyorsunuz. Ben Türkiye, bayrak, ezan. O kadar, vatan. Bunlar üzerinde taviz vermeyen herkes benim için makbuldür. Herkes bilmeli, ben meta değilim. Ben dolgu malzemesi değilim. Ben düşünen, okuyan, yazan, acizane bilen, sorgulayan. Estağfurullah. Hepimizin öyle olması lazım. Bir insanım. Abi, evet. İyi ile kötüyü Allah'a çok şükür, Allah'ım bana bir akıl verdi. Ayırt edebiliyorum elhamdülillah. Ne, bu da güzel. Büyük bir nimet. Estağfurullah. Yani akıl nimetinden yoksun, Allah korusun. Neler? Değil mi efendim? Ya ondan büyük fukaralık mı olur? Ya kesinlikle %100 haklısınız. Abi şu anda bence en önemli problemlerimizden bir tanesi sorgulama yeteneğimizin körelmesi. Evet. İnsanlar hiçbir şeyi sorgulamaz hale geldi. Yani farkındayız değil mi bunun? Evet. Bu yüzden gerçekten okumak lazım, araştırmak lazım, sorgulamak lazım. Yani şu psikolojide herkes. Yani biri bir şey dediği anda topyekün tepki. Değil mi? Ya yuhalamak ya alkışlamak, ama topyekün, ya araştırmadan, soruşturmadan. Bilgi kirliliği mesela. Bilginin aslı var mı yok mu? Yani özellikle de sosyal mecra, sosyal medya bu alanda çok yani revaçta. Hani rezalet ama sefiller oynanıyor ya Rabbi. Hiç alem tartışılmıyor. Yani bu doğru bir haber mi? Kanıt var mı? Çünkü o kadar rahat bir alan ki. Birisi bir haber atıyor. Yani herkes gazeteci, herkes haberci, herkes, öyle değil mi? Herkes paylaşıyor kendi kafasına göre ve insanlar onu doğruymuş gibi algılıyor. Yani bir anda topyekün tepkiler verilebiliyor. Ya mesela yukarıda hani en basitinden birkaç gün önce olan işte MHP ve AK Parti'nin açıklamaları tabanda nasıl bir yankı? Bir anda herkes birbirine girer hale geldi değil mi? Oysa ki 3-5 gün önce kanka, yani MHP ve AK Parti tabanı için söylüyor. Ya bunlar çok saçma. Yani bir denge bu kadar pamuk ipliğine bağlı olamaz. Yani az önce çok güzel söylediniz. Vatan, millet, bayrak, ezan. Biz bunlarla eğer hani bunlarla varsak, bunlara bir hani zarar vermeyecek bir insana, az önce de aşağıda da konuştuk. Yani birlik ve beraberlikten bahsettik. Ya da hani yukarıda bir şey olduğuna bir durun yani, bir değil mi? Bakalım ne oluyor, ne bitiyor, yani nedir? Ani tepkilerimiz, yani çok refleks, yani ani reflekslerimiz çok revaçta bizim. Ve sürekli aksiyon üreten bir millet değiliz. Sürekli reaksiyon. Tepkisel bir milletiz. Habire reaksiyon. Yani böyle bir garabetimiz var. Bilmiyorum, siz ne dersiniz bu konuda? Şimdi yerel seçimlere gelirken bir defa şu son şeyinize bir cevap vereyim. Yerel seçimleri konuşacağım, bana unutturmayın. Yok, konuşacağız. Şeyi söyleyeceğim size ben, Neslihan Hanım. AK Parti ile MHP'nin 2-3 gün evvel işte grup toplantılarında da dinledik olan, diyelim ki siyasi atışmaları, asla ve asla ülkenin bölünmez bütünlüğüne zarar vermez. Çünkü o partinin başında devlet gibi bir adam var, Devlet Bahçeli, Allah razı olsun. Dünyanın en karizmatik lideri de, İslam aleminin umudu, hatta İslam aleminden öte bütün mazlum devletlerin gözünün içine baktığı bir lider var. Sorumluluğunu bilen bir insan var. Onlar vakti saati geldiğinde şey yapacaklardır. Siz söyleyin. Gene Türkiye'nin o âlâ menfaatleri çerçevesinde birleşeceklerdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben de buna eminim. İşte tabanın bu tepkileri, hani birbirlerine düşmeleri çok acı. Çok ayıp olur. Ayıp oluyor. Çok ayıp olur. Yani en ufak bir yukarıda hani, ya bunlar çok normal. Sonuçta bir devlet yönetiliyor. Yani normal her konuda %100 uyuşmaları. Mümkün değil ki. Mümkün değil ya. O zaten zaman başarı gelmez. Ya aynen. Yani. Ya şunu bizim insanımız bir türlü anlamıyor. Bakın neyi anlamıyoruz biz biliyor musunuz abi? Sizin hani engin tecrübenize soracağım. Estağfurullah, rica ederim. Estağfurullah. Hayır, bizde hala demokrasi olgunlaşmadı. Yok, olgunlaşmış. Demokrasinin olgunlaşmış hali muhalefetin varlığıdır. Muhalefet ne kadar güçlüyse demokrasi o kadar vardır.
insanlar bunun tam tersi, bizim halkımız bunun tam tersi. Yani muhalefeti bastırıp, hani muhalefet sussun, hiç konuşmasın, iktidar yürüsün. Böyle bir şey yok. O zaman bu demokrasi değil. Demokrasi tam tersi. Hatta yanındaki insan bile yeri gelecek size muhalefet edecek. Yanınızdaki aynı partinin içindeki bence insan. De, herkes aynı tip, aynı tornadan çıkmış gibi düşünürse Allah aşkına orada fikir mi üretilir? Yani ya da gerçekten ya farklılığımız bizim zenginliğimiz, öyle değil mi? Allah evet. Hepimize ayrı beyin evet. vermiş. Tabii, o zaman hepimiz tabii, aynı tabii. düşünürdük yani. Ya Cenab-ı Allah 10 milyar insan var şu anda dünyada, Rabbim yaratmış. Hiçbirimizin parmak izi birbirini tutmuyor. Aynen öyle. Birbirimize yerimiz benzemeye çalışmayalım. Yani ama aynı inanışta bile olsak, tabii, aynı dini inancın içinde bile olsak. Tabii. Ya o zaman meşveret mekanizması neden var? Yani baktığımız zaman Yusuf Efendimiz de hani hesabıyla toplanıp meşveret eder mi? Çünkü herkesin aklı farklı. Herkesin zekası, bakış açısı, mantalitesi farklı. Ve bunlardan en akıllı insan başka akıllardan da faydalanan insandır. Böyle der büyükler. Evet. Yani ama biz burada yok. Hep benim dediğim olacak. Ya da işte hep yani bir ne bileyim yani bir şey belirleyip hani ya düz bakış denir buna. Hani düz, sabit. Ama bunun dışına çıkan kötüdür. Bu şekilde olmaz. Direkt biz artık geneli bırakalım değil mi? Bence. MHP'li AK Parti zaten dediğiniz gibi devletin bekası için her halükarda. Ayrılmaz ikili onlar. Ayrılmaz ikili. Evet. Allah-u Teala bu vatanın milleti, bayrağı ezanı seven bu, insanları. Bu mesajı hem Ali Aydın Başkanıma veriyorum hem Mustafa Necati Işık Başkanıma veriyorum. Değil mi? Bilsinler değil mi? Ki, bilsinler ki iki tane genç adam, ilçe başkanlarım, sevgili kardeşlerim, evlatlarım, sizi seviyorum. Şunu bilin ki merhabalar başkanlarımız. Bu iki güzide, bu ülkenin teminatı, bu iki partinin ve liderlerinin adına bu küçücük hengameden bir şey çıkartan havasını alır. Hiç kimse kimseye kırıcı olmasın. Haklısın. Üç gün sonra ay biz nasıl böyle konuştuk, tabii, nasıl böyle yazdık diyebiliriz. Sevgili Ali Aydın, sevgili Mustafa Necati Işık. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Evet. Ondan sonra evet, başkanlarımıza çok selam evet. ve saygılarımızı biz de evet. sunuyoruz. Ama zaten gerçekten Necati Başkanımız, Ali Başkanımız da vatanına, milletine bağlı. Güveniyorum onlara ben de. Evet. Olgun evet. siyaset yapan evet. insanlar, Allah razı olsun kendilerinden. Az önce duam yarım kaldı. Vatan, millet, evet, bayrak, ezan sevdalarını Rabbim başımızdan eksik etmesin. Yeri var. Yani evet. şimdi Sabri abicim, Beylikdüzü'nde yerel de dengeler değişir mi? Yani mevcut belediye CHP'li bir belediye. Bu belediye gider mi, uğurlar mıyız yoksa devam mı eder? Neslihan Hanım, çok önemli bir soru bu. Çünkü iki ay sonra, üç ay sonra seçim var. Bakın size bir şey söyleyeyim. Hiç kimse seçimi çantada keklik gibi görmesin, görmemeli zaten. Bu milletin tokadı çok şey olur sandıkta. Yani düşünebiliyor musunuz? Şöyle şu Beylikdüzü'nün 11 mahallesinde muhtarlık seçimlerini kaybeden 3 dönem 4 dönem muhtarlık yapmış insanlar muhtarlık seçimlerini kaybetti. Doğru mu? Evet. Nasıl kaybetti? İşte bu şey düşünceyle. Çantada bu milleti, keklik. Bu milleti nema olarak görmeyeceksin. Bu millet düşünüyor. Bir defa kararı kim veriyor biliyor musunuz? Evet, Neslihan Hanım, kararı evindeki biz sessiz çoğunluk veriyoruz. Sessiz çoğunluk. Sen bize ne anlatırsan anlat ey işte aday. Aday adayları da dayı demiyorum. Ey genel başkan. Biz Allah ile, vicdanımız ile, Rabbimin lütfettiği akıl ile düşünüyoruz. Ülke menfaatini birinci sıraya koyup gidip oyumuzu veriyor. Yerelde bile böyle. Kesinlikle. Şimdi gelelim bu ilçede. Ama işin mantığı bu değil, değil mi? Aslında demokraside işin mantığı bu değil. Yani özellikle de belediye seçimlerinde Batı'da hani sonuçta biz muasır medeniyetlerle hani yarışan bir ülkeyiz inşallah. Yani yarışacağız inşallah, yarışıyoruz da inşallah. Şimdi oraya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Aday çok daha önemli. Ama bizim ülkemizde son zamanlara kadar dediğiniz gibi parti çok önemliydi ya da dediğiniz gibi hani ülkenin bekası düşünülüyordu belki. Ama şimdi sanki adaylar artık hani insanlar adayları da önemsiyor. Ya da bu sessiz çoğunluk şunu yapmayın dediği halde oluyorsa bu sefer tepkisini ağır veriyor partiye bakmadan yerelde. Doğru mu? Arz edeyim size.
yerel de Neslihan Hanım, gürültü çıkaran azınlık, sessiz bekleyişte olan çoğunluğu etkilemeye çalışıyor. Ama yanlış, çirkin tepki alıyorlar. Mesela benim ortalıklarda bir aday enflasyonu var. Yani 5 yıl benim partimde görev yapıp, meclis üyeliğinde, ilçe yöneticiliğinde vesaire, İl düzeyinde de olabilir bu. 5 yıl vatandaşın gözünün içine bakmamış, telefonunu açmamış. 5 yıl Allah rızası için sokağa çıkıp 5 kişinin elini sıkmamış adam gelmiş camide cuma günü şey dağıtıyor. İşte el ilanı dağıtıyor, bilmem ne dağıtıyor, bilmem ne yapıyor. Ya bu kadar ucuz değil ya bu insanlara hitap etmek. Benim gönlüme hitap edeceksin sen ya, bana temas edeceksin. O temas sımsıcak olacak. Hep diyoruz ya, Yusuf Uzun'un şeyden kaybetti. El sıkmamaktan kaybetti, temas etmemekten kaybetti. Ya bu insanları siz ne zannediyorsunuz ya? Ya benim meclis üyelerinden bir tanesi, ismini vermiyorum, herkes bilir, aday adayım diye çıkmış ortaya ya. Böyle bir şey yok ya. Adamın 5 sene yüzünü görmedim ben. Hiç. Hiçbir sefer. Şu anda meclis üyesi. Evet, tabii ki şu anda. Şu anda geçmişten bahsetmiyorum. Şimdi aday adaylarının havalarda uçuştuğu. Ben ne istiyorum biliyor musunuz? Neslihan Hanım, söyleyeyim mi size ne istediğimi? Sapsade bir vatandaş olarak. Yahu ben partiye rağmen şu aday olsa oy veririm diyebileceğim aday. Yani istiyorum siyaset ben. Üstü. Siyaset üstü de olmasın. Siyasi görüşü olsun. Oralarda saplantım yok benim. Ama ben Gurka değilim. Ben paralı asker değilim ya. Ben insanım. Sevgili Neslihan Hanım ya, yok ki böyle bir ucuzluk ya. Haddini bileceksin sen. Öyle adam var ki adayım diye çıkmış ortaya. Yemin ediyorum hasbelkader seçilse abdest alıp makamına gidemezsin. Randevu alamazsın ya. Ben şeye giderim. Devlet başkanına gider görüşürüm. Vallahi Ankara'ya gider görüşürüm. Zorlanmadan görüşürüm. Öyle Rabbim beni donatılı yaratmış elhamdülillah. Onlara da diyorum zaten, siz seçirseniz size ulaşamayız. Ya böyle bir dünya yok. Onun için adaylardan, aday adaylarından affedersin, şunu rica ediyorum. Bir, AK Parti eğer burada CHP'den seçimi alacaksa aday adayı diye ortaya çıkanların hepsi çıksın. Medeni ölçüler içinde yarışsın, kendini anlatsın ama beni ot yerine koyarak değil, aklıma hitap etmeye çalışsın. Yoksa beni bir lokmayla ya da bir dergiyle ya da bilmem neyle ikna edemezsin. Mümkün değil. Bana temas edeceksin, ruhuma, kalbime, aklıma temas edeceksin. Sabri abi, şimdi bizde şu var. Biz hani iyilikle yöneticiliği ayrıştıramıyoruz. Yani bir insan gerçekten çok iyi insan olabilir ama o makama uygun olmayabilir. Ey kurban olurum ya. Damarıma basma benim. Ne olur ya. Dur be kızım ya. Beni niye çağırdın sen buraya bugün ya? Evet, sen çok iyi bir insansın. Okumuşsun. Yani. Zenginsin. Babandan zenginsin. Ailenden zenginsin. Bilmem nesin. Hanın var. Hamamın var. Amerikalarda okumuşsun. Gelirsin milletin ruhuna, kalbine hitap etmeyi beceremezsin. Evet. Sen dalında dur. Nerede başarılıysan, işte para kazanmakta evet, başarılı olmuşsun. Ya da okumuşsun, diplomalar almışsın, işte o dalda git. Doktorsan doktorluk yap, mühendissen evet, mühendislik yap, ekonomistsen ekonomist olarak bu millete hizmet et, bürokrat olarak hizmet et. Ama bu alanı, bu işi en iyi yapana bırakalım. Liyakat sahibi evet, olan birine bırak. Evet. Yani. Şimdi bunu dediğin zaman, yani bu olduğu zaman insanlar bunu anlayamıyor. Yani direkt hakaret gibi oluyor. Halbuki dediğiniz gibi sen başarılı bir mecrada. Ya gene bu kadın beni çıldıracak. Ya dur 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 kardeşim ya. Allah aşkına dur ya. Adam diyor ki benim için birisine. Birisi birisine diyor ki ya, Sabri amca, Sabri abi, Sabri bey neyse neyse ne hitap ediyorsa benim ne aleyhimde ne lehimde konuşmasın. Niye? Niye? Niye ya? Çünkü ben, gerçekleri konuşur. Ben Vehbi Orakçı Belediye Başkanı adayı beni hep davet eder etkinliklerine. Vallahi gidiyorum. Katılıyorum. Gözlemliyorum. Beğenmediğim yerlerini acayip bir şekilde eleştiriyorum. Doktor Atilla Yılmaz. Geçen gün hastanesiyle ilgili şey der bana o. Gene giydirdin bana. Sabri abi der bana Atilla Yılmaz. Niye?
Ya eksik gördüm arkadaş, benim bir şeyim alıp veremediğim yok ki Atilla Yılmaz'da ya da Vehbi Orakçı'yla ya da Velittin Küçük'te ya da kimse adayı. Yani kimilerinin isimlerini vermeye korkuyorum çünkü şey dediler, yani benim bizim adımızı lehte ya da aleyhte anma. Allah Allah. Diyenler olduğu için herkesin ismini zikretmiyorum. Atilla Bey, işte Vehbi Bey vesaire, bunlar arkadaşlarım olduğu için, onlardan yaşım büyük ama arkadaşlık yapıyorum onlarla. İsimlerini zikrederken çekinmiyorum. Bir de hani kendine aşmışlığın, demek ki o insan kendine güvenmiyor. Ben bilmem ne olduğunu bilmem. Kendini aşmışlığın evet. Göstergesidir. Ya evet, halk tabii ki eleştirecek. Yani yapıcı veya yıkıcı fark etmez. Ama o eleştirilere katlanamayacaksak zaten ortaya çıkmayalım. Peki Sabri abi. Evet. Yani o zaman bir çay içebilir miyim? Tabii ki içebilirsiniz. CHP Belediyesi'nden memnun muyuz Beylikdüzü'nde? Yani dokundu mu halka? Tamam, siz parti ayrı olabilir. Partimin ayrı olması, ben mesela bazen bilim müdürlerine telefon ederim, bir eksiklik görürüm. Benim mahallemde gelip değil sadece. Mı? Benim mahallemde değil sadece. Herhangi bir mahallede telefon ettiğim den yarım saat sonra oradalar. Yani belediye hizmet açısından çok kötü değiller mi? Belediye hizmet açısından çöpü alıyor. Belediyenin bir görevi budur. Belediye bize apartman yapmaz. Fabrika da kurmaz. Evet. Temizliği yapar. Çöpü alıyor. Sokakları temizliyorlar. Efendim sana söyleyeyim. Fen işleri mümkün olduğu kadar işte tamir vesaire yerine getiriyor. Yerine getirmeye gayret ediyor ama Beylikdüzü Belediyesi'nin ilk seçimini AK Parti kazanmıştı. Burayı lütfen iyi dinleyin. Hem sorduğunuz soruya cevap veriyorum. Tamam efendim. Sevgili Neslihan kardeşim, ben Beylikdüzü'nün ilk belediyesinin bütün meclislerine katıldım. Hani ayda bir meclis oluyor ya. Zaman zaman maddi sıkıntı içinde olan Yusuf Uzun, belediye başkanı Yusuf Uzun 11 meclis üyesiyle MHP'nin ya da CHP'nin oylarına muhtaç oluyordu. İşte bir karar çıkması adına. Arazi satma zaman zaman belediyenin arsaları, arazileri yok muydu Beylikdüzü'nde? Hala var da mesela. Evet. Satalım da şu işleri yapalım teklifiyle AK Parti meclise geldiğinde o dönemin CHP sözcüleri ölürüz de sattırmayız diyorlardı. Obje bu. Hem de sorunuza cevap. Şimdi o günden bugüne bakıyorum, belediyede satılacak kazma kürek sapı bile kalmadı. Şimdi adama sormaz mı bu millet? Bu millet bu. Dedim ya size, insanları aptal yerine koymayacağım kardeşim. Ya AK Parti yerel iktidarında ölürüz de sattırmayız belediyenin, milletin arazilerini dediniz. Dediniz, diyordunuz, uyguluyordunuz ki hulleli satış bile yapıyordu şey. Mesela Avcılar o zaman gene CHP'ydi. Tabii. Hileli satış nasıl yapıyordu? İhale yapıyordu şeye, müteahhite borçlanıyordu. Şey veriyordu, haciz geliyordu şeye, belediyenin. Arsalarında, çünkü adam alacaklı da parasını bir yerden tahsil edecek. Evet. Evet. Dolayısıyla bu manada ben bir AK Partili olarak değil. Hayır. Bir vatandaş olarak. Beylikdüzü'nde yaşayan, Beylikdüzü'nü vatan kabul etmişim ben kendime. Rizeliyim ben. Sevgili Neslihan kardeşim. Burası benim için Rize'den daha öncedir. Niye? Burada yaşıyorum ben. Tabii, biz artık Beylikdüzü'nde. Burada yaşıyorum ben. Buraya bağlı olmak zorundayım. Bütün aidiyetimle buraya bağlıyım ben. Yemin ediyorum her gün çöp toplarım ben yollardan. Vallahi diyorum. Çöp toplarım. Görev yapıyorum hanımefendi. Alıyorum birisinin attığı çöpü. Ben sokağa tüküreni gördüğüm zaman ona da müdahale ediyorum. Risk alarak. Onun için bana o soruyu sorduğunda benden alacağın cevap sizi tatmin etmez. Hayır, ben memnun değilim. Şimdi
Evet, belki topla tüfekle geçmediler. Çanakkale'yi de geçirtmedik. Ama biz bütün kavramların içini boşalttılar. Yani senin içinde, az önce ne dediniz? Milli eğitimimiz İngilizlerin elinde. Şu anda da öyle, hala daha değiştiremedik. Hukukumuz İtalya, İsviçre, tabii, tabii. Fransa hukuk sisteminin elinde. Onların kurallarıyla yönetiyoruz. Bilmem ne hukukumuz karar veriyoruz. İsveç'in, İsviçre, birisi tabii, İtalya'nın vesaire. İtalya, Fransa. Evet. Şimdi şuna geleceğim. Medyan, ana akım medyan sürekli 10 yıllardır ahlaksızlığı pompalıyor. Gençlerde bunun olması gayet doğal değil mi? Bence de, anne, evet. Anne, baba, toplum, erozyon devam ediyor. Siyaset, hiçbir şey bunu umursamıyor ki. Deizm, haklısın, ateizm, ahlaksızlık, çürümüşlük. Hani siz en azından iki karşı cins arasındaki çarpıklıktan bahsediyorsunuz. Peki bir de eşcinsellik maazallah günümüzün en büyük problemleri arasına girdi. Aşağıda konuştuk. Ve bu bütün dünyada böyle. Artık Türkiye ve Türk dünyasında da, İslam ülkelerinde de bu korkunç fiiller çok çok normalleşiyor. Yani bizim en büyük sıkıntımız olgunlaşmamış siyasetimiz. Ne olursa olsun hala. Artı yani medyanın, yani kültüre yatırım yapamayışımız, medyayı doğru kullanamayışımız. Yani senin eğilmediğin ya da yatırım yapmadığın, ilgilenmediğin nesiller bu hale çürümüş, hani ahlakta çürümeyi konuşuyoruz ya, bu hale bürünüyorsa kusura bakma, bağırmaya hakkımız yok. İlgilenmediğin tarlada otlar büyümez mi Sabri abi? Dikenler de büyür. Değil mi yani? Tabii tabii. Otlar, evet, dikenler. Yani evet. İlgileneceksin ki bağ olacak. Hani bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur demiyor mu atalarımız? Şimdi biz gençlerimize bağırarak çağırarak nesillerimize, yani hatla hotla değil. Biz onlara bilemiyorum yani, gerek eğitimde, gerek ana akım medyada, gerek hani örnek şahsiyetlerle, idol şahsiyetlerle onların önüne çıkarttığımız. O da yapılıyor elhamdülillah, iyi bir gençlikte yetiştiriliyor bu arada. O da gayret temennimiz, eve gayret ama ediliyor. Ama yeterli ya mi yani? Yani yavaş yavaş büyüyecek. 100 yıldır Türkiye'de kabus gibi, yabancı kültürüyle kabus gibi, yani atıyorum Türkiye'de laiklik dayatması yapılmış. Dinsizlik olarak algılanmış. Birisi gelmiş ezanı Türkçeleştirmiş. Birisi gelmiş genlerimizde oynanmış. Onun için yeni yeni kendimize geliyoruz. Çok kötümser değilim bir. Bir şey söyleyeyim mi? Müsaade eder misin? Tabii ki abi. Şimdi bilmiyorum, program bitecek herhalde. Şöyle bir cümle söyleyeyim size. Bakın, ben kimin hak ettiği için aleyhinde yazdıysam ya da böyle sizin gibi değerlerin fırsat verdiğinde konuşmama, anlatmama, kimin saz teline, bam teline ne diyorsam, biraz vurduysam benimle merhabayı kesti, biliyor musun? Böyle bir siyaset olur mu ya? Olmaz. Vallahi olmaz. Yani ben sizin gazetenizde yazan bir yazarla Rizeliler Büyükçekmece Rizeliler Derneği'ndeki bir etkinlikle ilgili bu sabah yazıyla birbirimize girdik. Şeyde, Facebook'ta açık, özelden değil yani. Şimdi ben ondan özür diledim. Niye? Haklı olduğu vardı %100. Niye? Ya özür dilemeyle bir insan küçülmez ki, büyür. Kesinlikle. Şimdi ben seni eleştiriyorum meclis üyesi arkadaşım. Ben seni eleştiriyorum. Sen gel beni bul, eleştirdiğim tarafı çürüt, haklı olduğunu bana ispat et. Benim yaşım senden iki kat büyük olmasına rağmen senden özür dilerim. Kamuoyuna da açıklarım, derim ki ben Neslihan Hanım'ı böyle bir eleştirmiştim. Aslında öyle değilmiş. Ben sizin huzurunuzda Neslihan Hanım'dan özür diliyorum derim. Ya yok ya, kapris yapıyor. Adamı eleştirmeye gör. Bitti. Selamı kelamı kesiyor. Ya böyle bir siyaset dünyada yok. Bu AK Parti'de var. Niye? Bir şımarıklık, bir makam sarhoşluğu, bir açgözlülük. AK Parti'de bu var ha bu. En çok korktuğum şey bu. Ya adam... Bu diğer partilerde de oldu mu abi? Ha? Yani MHP'de, ANAP'ta da oldu mu? Sana örnek verdim ben ya. Dinlemiyor musun sen beni? Dinliyorum. Gazeteci hanım yapma ya. Allah aşkına ya. Sana diyorum ki Ali Aydın'ı arıyorum. Bana alo abi diyor, amcacığım diyor. Ellerinden öperim diyor. Hayır. Ali Aydın MHP'li. Benim babamın oğlu değil ki. Karslı mıdır Ali Aydın? Nerelidir? Siyasi kimliğiyle konuşuyorum ben adamın. Davet ediyor bir. Neredesin diyor, gelip alayım seni diyor bana. Demek istediğim şu, geçmişte ama ben oldu mu hani? Ya bir dakika dur da anlatıyorum sana ya. Beni neydi onun adı, giden o il başkan yardımcısı, teşkilattan sorumlu. Ne Erdoğan'dı? Ne Erdoğan'dı Allah aşkına, söyler misiniz? Celal Erdoğan. Ben yaşlı unutuyorum da siz söyleyin. Celal Erdoğan bana randevu verdi, aldı ile gittim. Oturuyorum o girişte. İstanbul il yok mu o
Haliç kenarında güzel bir bina. Oturuyorum 45 dakika geçti. Telefonu açtım cevap vermedi. Yazdım abi mesaj dedim ki ya sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Sen dedim kimsin ya nesin? Nasıl bir ümmetsin sen ya? Ben sen uşağın mıyım ya? Sen bana ne lütfedeceksin ya? Aşağıda bekliyorum. Sanki burası şey ya. Milli Savunma Bakanlığı bile daha rahat. Böyle. Ey abi hemen birisini gönderdi aşağıdan. Çıktım yukarıya dedim ki ya. Celal Erdoğan abi senin oturduğun sandalyede ben oturdum ANAP'ta. Görev yaptım. MHP'de de oturdum görev yaptım. Ama ben senin gibi afrali tafrali falan değildim. Şimdi Karadeniz diliyle konuşturuyorsun beni. Atlattın beni. Yapma be kardeşim. Böyle bir şey olur mu dedim ya Celal Erdoğan ya. Şimdi dedim vatandaşım geldim yanına senin. Bir şey istemeye gelmedim. Makam mevki istemiyorum ya dedim. Beylikdüzü'nde kavga var. Millet birbirini yiyor. Buraya burnunuzu soktunuz. İthal adam göndermeyin buraya. Buraya birisini şey yapın. Diğerlerini çekin ikna edin. Nasıl yapacaksanız. Siz yapamıyorsanız genel merkeziniz yapsın. Hala kongre yapamadık. İşte bu dediğim şey devam ediyor. Acı. Böyle bir ilçe var mı? Böyle bir parti var mı? Dünyanın en büyük partisi 25 milyon mu 20 milyon mu seçmeni olan bir parti Beylikdüzü'nde kongre yapamamış. Burada bana Beylikdüzü'nde siyaset yapanlara ahkam kestiği zaman dövmem lazım onları. Neslihan Hanım. Sakin ol Sabri abi. Dövmem lazım yahu. Aa, yok abi. Bir dakika bir dakika ya manada dövmem lazım. Manada. Sopayla ya da yumrukla tokatla değil. Anladım. Manada işte dövüyorum şimdi görmüyor musun ama beni? Ama ben babana da çıkışıyorsunuz. Çıkışırım. Bana tuzak soru sorma, beni hoplatma. Allah'ını seversen ya, ben bir beklentim yok ki. Sana diyorum ki, AK Parti'yi genel seçimde kaybettirdiniz. Genel seçimde ikinci parti yaptınız. AK Parti'ye kongre yapamadık biz. Burada birbirinize girdiniz. Sen bana, bir tane genç vardı, bir çocuk, ismini unuttum şimdi. Aklımda olsa hemen söylerim, iş adamı da. Bir resim paylaştı Facebook'ta şey diyor. Efsane bilmem ne yönetimi diyor. Hemen altına yazdım oğlum dedim AK Parti Beylikdüzü'nde. Efsane yönetim yok. Rezalet yönetimler var. Hep eksi yazmışsınız dedim ya. İşte ben de soruyorum abi düzelir mi diyorum yani. Düzelecek. Ben katılıyorum. Düzelecek. Size. Düzelecek. Neslihan başım İnşallah. Düzelecek. Sevgili İnşallah. Kardeşim düzelmek zorunda çünkü düzelmezse AK Parti şeyde biter. Türkiye'de biter. Düzelecek. Burası cıbıldak bir örnek. Burayı düzeltecek adam var. Gelecek olan Beylikdüzü belediye başkan adayı seçimi kazanacak. İlçeyle böyle kucaklaşacak. Tabandan gelen sese kulak vererek İnşallah. Kardeşlik, muhabbet havasıyla beraber gümbür gümbür nasıl ki Tayyip zora kaldığı zaman Türkiye'm 5 milyon insanı şeyde Yeni Kapı'da gönüllü olarak akıyoruz oraya. Akmıyor İnşallah, muyuz? Akıyorum. Ben bile bu göbekte bu ağrıyan bizlerimle gidiyorum arasını satayım ben. Bir gün gittim de şeye gittim. O 15 Temmuz şerefsizleri vardı ya bu Fethullah Gülen denilen nalet vatan haini şerefsizin yaptığı itirarda. Oradan ayrılırken yaya şeye geldim. O Samatya Hastanesi'nin önünde oturdum. Bir doktor hanım orada sigara içiyormuş. Ben doktor olduğunu bilmiyorum. Yüzümü gördü. Amca dedi sen hasta mısın? Dedim yok kızım şu alandaydım dedim. Yürüyerek geldim. Geç bakalım içeri ben doktorum dedi. Attı sigarasını kadın. Beyaz önlüktü valla. Beni acilde yatırdı. Acilde beni yatırdı. Bir serum taktı bana. Meğer ben bayağı suratım berbat görünüyormuş benim. Şimdi niye? O vatana, millete sahip çıktık. Biz Tayyip'e alkışlamak için değil ya. Ey Fethullah denilen şerefsiz. Biz bu milletin sahibiyiz. Bu millet böyle kıçıkırıklar ihtilal yapamaz. 250 şehit verdik ha. 2500 de veririz. 25 bin de veririz ama gene sen İhtilal yapamazsın o bitti o iş. Şimdi düzelecek mi diye soru sordun değil mi? Evet. Ya demokrasi bu ülkede kök salmaya başladı. Ağaç tuttu. Ağaç tuttu daha kurumayacak. İnşallah. Şimdi Beylikdüzü'nün ilçesi nedir? Ver bana sen bak düzeltiyor muyum düzeltmiyor muyum? Sizi belediye başkanı yapayım. Yok ya tövbe de ben. Haşa. Zaten ben olacak olsa bana şahane fırsat verdin. Derdim ki ben de o aday adayları kardeşlerime saygım var. Ben de onlar gibi adayım. Düzeltiyorum. Aday adayım. Demiyorum. Diyorum ki ben seçimi bu ilçede CHP'den alacak, yerel seçimi alacak şahsiyetlerin emrine amadeyim. Hiç beklentim yok. Elhamdülillah. Yok. Benim sevdiğim ilçem, benim sevdiğim ülkem, benim sevdiğim bayrağım, ezanım. Çok güzel bir sohbet oldu. Allah razı olsun. İnşallah oldu. Yok yok. Güzel bir sohbet oldu. Bir de gerçekten hani
Mert yüreğinize dobra dobra düz bir şekilde... Estağfurullah, haddim değil ama... Ha, en güzeli estağfurullah, bu estağfurullah. Duygularını düşünerek fakat hakaret etmeden... Konuşurken beni methetmeyin çünkü çok dayanamıyorum ve çok mahcup oluyorum. Ama bana benim gibi bir emeklilik abinize bu imkanı verdiğiniz için... Küçük bir topluma da olsa sesimi duyurduğum için görev yapmış olmanın hazzı var bende. Gurur, kibir, Rabbim benim ha buradan içeriye sokmasın. Görev yapmış olmanın hazzı. Onun da müsebbibi sizsiniz. Allah razı olsun size. O kadar. Evet. Bugün programımızda konuğumuz Beylikdüzü'nün duayenlerinden. Estağfurullah. Duayenlerinden siyasetçi, emekli iş adamı Sayın Sabri Arıman abimizdi. Kendisiyle genel gündemi, siyaset, eski siyasetçi... MHP eski MHP tabanından gelme. MHP'de yöneticilik yaptım, ANAP'ta yaptım, il düzeyinde yöneticilikler yaptım, evet. Siyasette de bayağı bir geçmişi olan var, epey tecrübeliyim elhamdülillah. Beylikdüzü'nü konuştuk, yereli konuştuk. Özetle alabilecek bir adayla AK Parti'nin burada rahatlıkla seçimi omuzlayıp götürebileceğini söyledi. Kesinlikle. Sabri abi. Kesinlikle. Alınmayacak bir yer değil. Öyle değil mi efendim? Burası CHP menşeli değil zaten. Hayır, asla değil. Hanımefendi, şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Rize, Tayyip Erdoğan'ın memleketi. Evet. Değil mi öyle? Evet. Rize'de CHP'li iyi bir aday yerel seçimi kazanabilir. Hiç kimse kazanamaz demesin, diyemez. Hüsrana uğrar. Beylikdüzü'nde AK Parti'nin seçimi kazanması nedir ki? Evet. Benim... Zonguldak kadın oyumuz var zaten. Benim Zonguldak Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman yeğenimin eşidir, gelinimdir. Belediye başkanı adayı olabilir belki, umudum var. Evet. Mimar bir kızımızdır. Babası da eski Zonguldak DYP milletvekilidir. Necdet Bey, Yazıcı Bey, Necdet Yazıcı Bey. Zonguldak'a benim gelinim uçurur. CHP'den seçimi böyle Allah'ın izniyle alı götürür. Evet. Belki benim gelinimin dışında da bir aday gene Allah'ın izniyle orayı götürür ama seçim bu ya, milletin oyu senin ipoteğin de midir? Asla. Lütfen. Asla. Alınmaz olur mu? Efendim evet Sabri abi, son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey. İzleyicilerimize, beni dinleyenlere, bizleri dinleyenlere, bana evvela sizin huzurunuzda bu imkanı veren Nezir Karayın hocamla sevgili Neslihan hanımefendi gazeteci kardeşlerime minnet duygularımı sunuyorum. Teşekkür yetmez, minnet duygularımı sunuyorum. Dili dahi doğru dürüst dönmeyen Karadenizli Türkçesiyle beni konuşturdular. Dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Objektifim, yemin ediyorum, kimsenin tarafında değilim. Kazanacak adayın tarafındayım. İnşallah duygularımızı, nefsimizi bir kenara bırakıp AK Parti'mizi en güzel adayla gümbür gümbür sandıkları doldurarak yerel iktidarı AK Parti'mize alırız umuduyla bu konuşmayı yaptım. Sürçülisan ettiysem affola. Hiç kimse hedefimde değil. CHP'ye de, MHP'ye de, AK Parti'ye de saygı duyuyorum. Selamun aleyküm diyorum. Efendim inşallah başka bir programda buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun efendim.